AK Parti 61. Genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısı Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sayın Fuat Göktaş. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Çiğdem Karaaslan, Hasan Basri Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eski milletvekilleri Mustafa Demir, Fatih Öztürk, Binur Şahinoğlu, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, il ve ilçelerden yönetim kurulu üyeleriyle partililer katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, koalisyon çalışmaları kapsamında AK Parti'nin ilkeleri doğrultusunda müzakereleri sürdüreceklerini söyledi. Milletimiz sandıktan koalisyon ile Türkiye'nin yönetilmesi konusunda bir karar verdi. Bu görevinde AK Parti tarafından yerine getirilmesi için, yani Türkiye'nin yönetilmesi anlamında yine görevi AK Parti'ye verdi. Üst kurullarımızda bir yol haritası belirlenmiş durumda. Bu çalışmalar yapıldı. Bugün Başbakanımızın da daha doğrusu dün yapmış olduğu açıklamalarda seçim beyannameleri incelendi. Ortaya konması gereken konulan düşünceler ortaya konuldu. Bizim de AK Parti olarak yapmak istediklerimiz, Türkiye'nin kazanımlarının korunması anlamında özellikle ortaya koyacağımız ilkelerimiz ortaya konmuştu. AK Parti Samsun milletvekilleri de kısa birer konuşma yaptı. Ahmet Demircan, demokrasilerde yönetme hakkının millete ait olduğunu belirterek, milletimizin verdiği mesajı değerlendirdik ve sorumluluğumuzun farkındayız dedi. Milletimiz AK Parti'yi ülkenin sorumluluğunu üzerine yıktığı, verdiği birinci parti olarak bu seçimden çıkardı. Fuat Köktaş ise 7 Haziran sonrası milletin verdiği yükümlülüğün farkında olduklarını kaydetti. Seçim bize şunu gösterdi. Hep seçim, her toplantıda da söylediğim gibi ne kadar hizmet ederseniz edin, ne kadar insanların sosyal ve ekonomik seviyesini yükseltin, insanların gönlünü alamadığınız takdirde, insanların anladığı dilden konuşmadığınız takdirde, insanlara dokunmadığınız sürece oyu karantinde değil. Çiğdem Karaaslan, milletin 7 Haziran'da verdiği gizli mesajı aldıklarını, çıkardıkları dersler olduğunu ve yollarına devam ettiklerini söylerken, Hasan Basri Kurt da AK Parti yönetiminin hükümeti kurmak için gereken her şeyi yapacağını, bu kararlılığın parti yönetiminde bulunduğuna şahit olduklarını söyledi. Toplantıya katılan eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, danışma toplantılarının partinin en önemli çalışmalarından biri olduğunu kaydetti. Bizim partimizin kurumsal yapısı içerisinde en önemli teşkilat çalışmalarının birisi danışma meclisleridir. AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ise kim ne derse desin AK Parti ülkenin en güçlü siyasi hareketidir ifadesini kullandı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda yer alanlar Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Sanat Merkezi bahçesinde verilen halka açık iftar programına katıldı.